Herkese merhabalar arkadaşlar. İyi akşamlar dilerim. Hasta. Üstelik bir de hasta. Hapşırıp duruyor. Değerli dostlar, bu can ve arkadaki 3 kedi, 4 kedi, arabanın arkasındaki 8 köpekle birlikte Konya'dan dönüyoruz. İki tanesini de Konya'da bir ablamıza emanet ettik. Çünkü yavru köpeklerin yanına büyük köpekleri koyamazdık. Parçalarlardı birbirlerini. Yalnız bu Konya'dan aldığımız can hem hasta hem de çok yaramaz. Ben kulağını ısırınca kızıyor, o benim kulağımı ısırınca sorun yok. Bu canlara nasıl kıyıyorsunuz? Gerçekten aklım ermiyor arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Hem çok zayıf, sadece tüy kendisi. Ve bir de hasta, hapşırıp duruyor. Her tarafım kedi sümüğü oldu. Şunun güzelliğine bakın. Değerli arkadaşlar, şimdi araba kullanırken yorumları okuyamıyorum ama hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir şey olabilir mi? Yani şundan, şu garibandan ne istiyorsunuz? Şundan. Ve diğerlerinden bakın. Diğerleri Baksta. O kadar da sakin bir şey ki. Aynen öyle. Her yerim ama şey oldu böyle. Hapşır hapşıra. Yıkadı babası. Babayı yıkadı mı? Isırınca, ben ısırınca kızıyorsun. Sen ısırınca bir şey yok. Çok şükür arkadaşlar. Toplamda 15 can köpekler ve 4 kedi ile 11 köpek olmak üzere tam 15 tane canı kurtarmış olduk. 2 tanesini daha sonradan alacağız. Şu an o beni ısırıyor. Dinek Hanım. Kuzum, senin yerin burası. Sen yola bakacaksın. Bana söyleyeceksin nerede yanlışlık var. Ama öyle elim ısırmakla olmaz bu işler. Bak, ben senin kulağını ısırınca kızıyorsun. Hop, direksiyonu. Yaklaşık 2 saatlik bir yolumuz kaldı arkadaşlar. Bir de Konya barınağındayken henüz, yani kapısındayken bir can ihbar edildi. Çok yakın, yaklaşık 1,5-2 kilometre kadar bir geriden. Başına sert bir cisimle vurmuşlar ya da arkadaşlar trafik kazası, ama trafik kazası değil gibi görünüyor. Çünkü hemen Konya'nın çıkışında bir veteriner kliniğine götürdük. Trafik kazası olamaz dedi. Noktasal bir darbe söz konusu. Bak, sen ısırıyorsun kulağını. Onun da genel sağlık durumu düzelene kadar bir şey dememiz imkansız. Onun ismini de Ayaz koyduk. Çünkü kedi donmuştu tamamen. Belde kırık yok çok şükür. Bacaklarda da bir kırık yok. Ama genel sağlık durumu çok kötü.